Kendini harekete geçiremeyen insan müşterisini de harekete geçiremez, ailesini de harekete geçiremez. Şimdi insanların şöyle bir problemi var. Harekete geçememe, kabuğunu kıramama, kendini aşamama. Genellikle büyük bir problem bu. Kişi bu problemi ömrünün büyük bir kısmında yaşamış. Ta çocukluktan geliyor harekete geçememe. Bir türlü geçemiyor. Kişi önüne gelen fırsatları görüyor ama harekete geçemiyor. Tutup alamıyor onu. Bu problemden dolayı, yani harekete geçememe probleminden dolayı, çekirdeğini kıramama probleminden dolayı kişiler daha büyük, derin problemler yaşıyorlar. Zincirleme problemler yaşanıyor. Arka arkaya yığılan problemler bir çığ gibi, kar topu gibi büyüyor. Ne gibi problemler oluşuyor? Kişinin birinci en büyük problemi kişiliğinde, karakterinde derin yaralar açılıyor. Kendine güvenemiyor bu problemden dolayı. Özgüveni düşmeye başlıyor. Kendine güvenemiyor artık. Çünkü yarı yolda bıraktıydı ya hep kendini. Daha önceden bir türlü harekete geçemiyordu ya. Daha önceden kendini kandırdığından dolayı bu sefer kendine, özüne güvenmiyor kişi. Özgüven eksikliği oluşuyor. Sonra kendini telkin etmeye başlıyor. Yapamam ben zaten bunu. Zaten başaramam. Zaten olmayacak diye bu sefer kendi kendine bu cümleleri tekrar tekrar söyleyerek kendini gerçekleştiren kehanet hesabı bu cümlelerden dolayı daha büyük problemler yaşıyor kişi. Kişilik sorunları oluşmaya başlıyor. Depresyon oluyor, panik atak oluyor. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Peki kalıyor mu sadece bununla? Hayır. Ne oluyor? Daha büyük problem. Ailesiyle ikinci adım. Kendisiyle problemi olan insanların ailesiyle de problemleri oluyor. Eşine söz geçiremiyor. Çocuklarına söz geçiremiyor. Onları ikna edemiyor. Örneğin ticaretle uğraşıyorsa müşterisine ürün satamıyor. Çünkü anlatamıyor ki. İkna edemiyor. Çünkü kendini harekete geçiremiyor bu insan. Kendini harekete geçiremeyen insan müşterisini de harekete geçiremez, ailesini de harekete geçiremez. Yani aile sorunları yaşıyor kişi. Yalnız kalıyor belli bir zaman sonra. 10 sene evlilikten sonra, 20 sene evlilikten sonra kalıyor öyle ortada. Herkes de kavgalı. Çevresinde akraba kalmamış artık. Anası babası yok. Zaman hızlı geçiyor çünkü. Sonra ne oluyor? Üçüncü problem sağlık. Kişi bu problemi çözmek için doğruca psikiyatriste gidiyor. Çünkü öyle inandırılmış. Sürekli hayatı boyunca İlaçla çözüleceğine inanıyor kişi. İlaçla çözüleceğini zannettiği için ilaç alıyor ve ilacın arkasında yazılan yan etkilerini okumuyor. Orada yazıyor. Depresyonunu arttırır. İntihar meyilliliğini arttırır. Böbreğinde sıkıntı yaşarsın. Ne oldu şimdi? Özgüveninden dolayı, harekete geçememesinden dolayı kişi bu sefer sağlığını kaybediyor. Psikolojik rahatsızlıklar başlıyor. Panik atağı olmayan insanda panik atak başlıyor. Depresyon başlıyor. Böbrek rahatsızlığı, kalp ritim bozukluğu, birçok hastalık. Sağlığını kaybetti. Başka ne oldu? Dördüncü problem iş hayatı. Meslek. Arkadaşları mesleğinde ilerliyor. 20 sene önce beraber başlamışlardı. Arkadaşı müdür oluyor, başına geçiyor. Bu hala aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Aynı sıkıntılar. 20 sene önce nasıl girdiyse o işe aynı şekilde hiç kariyer yapmamış. Bu büyük bir bedel. 20 seneden beri hep aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Peki 5. problem ne? Finansal iflas. İki yakası bir araya gelmiyor. Ayın ortasında parası bitiyor. Çünkü bereketsizlik var. Bereketsizlik var. Ve bu şekilde harekete geçememesinden dolayı bir türlü kişi sadece bu probleminden dolayı 5 konuda hayatı çöküyor. Büyük bir sorun bu. Yani küçük bir problem, harekete geçememe problemin arkasından neler neler geliyor. Derin problemler açılıyor. Derin yaralar açılıyor. Peki çözüm ne? Çözüm harekete geçmek. Karar vermek. Dik durmak. Harekete geçip hedefine ilerlemek. Bu kitap okuyarak olmuyor.
Bu YouTube videosu izleyerek olmuyor. Bu televizyon seyrederek, dizi seyrederek olmuyor. Yanında güçlü, sana yön gösterecek bir mentörle oluyor. Başka türlü olmuyor. Çünkü sen 20 seneden beri denedin. 30 seneden beri denedin. Sadece harekete geçemediğinden dolayı 5 bölümde iflas ettin. Harekete geçirecek mentöre ihtiyacım var. Peki, ben de harekete geçmek istiyorum. Çekirdeğimi kırmak istiyorum. Ben de hedefime ulaşmak istiyorum artık. Yeter diyorsan, harekete geçerek hayatının 5 alanında mutlu, huzurlu, güçlü, sağlıklı, finansal özgürlüğü yüksek, mesleğinde başarılı olmak istiyorsan, vakti geldi diyorsan, o zaman yapacağın tek şey var. Karar ver. Videonun altında başvuru formu var. Tıkla, doldur. Benimle ön görüşme için başvuru gönder. Ben sana şu anki durumun nedir? Neredesin? Nereye gitmek istiyorsun? Sana plan çıkarayım. Eğer birbirimize uyarsak. Yapacağın tek şey karar ver. Aşağıdaki linke tıkla, başvuru gönder. O kadar. Bu zamana kadar hep sen yalnız yapacağını zannediyordun. Çünkü sana öyle öğrettiler. Bu zamana kadar sen hep ilaçla tedavi edilerek düzeleceğini zannediyordun. Bu zamana kadar sana hep hokus pokusla çözüleceğini söylediler. Sen öyle inandın çünkü. İnsanların %98'i o şekilde inanıyor. Ama işin gerçeği ne biliyor musun? Yalnız yapamazsın. Tek başına yapamazsın. Kitap okuyarak varamazsın. Adam 2500 kitap okumuş ama saçını tarayamıyor. Kitap okuyarak olmuyor. Karar vererek kendine mentor seçmeden olmuyor. Bu zamana kadar biz 7500 insanı A noktasından B noktasına, hedefine götürdük. Bunları yüzlerce videoyla ispatladık size. Bunları bize gelen mesajlarla size ispatladık. Ondan dolayı bu kadar büyük başarı oranını gördüğünüz halde harekete geçmiyorsanız eğer, söyleyeceğim tek şey var. Vermemiş mabut neylesin Sultan Mahmut. Ondan dolayı karar verin. Karar verin, harekete geçin. Siz de hayatınızın 5 alanında hakkınız olan başarıyı kazanırsınız. Hakkınız olan sağlığınıza kavuşursunuz. Hakkınız olan eski mutlu, huzurlu veya eski özgüvenli halinize tekrar geri gelirsiniz. Hakkınız olan eski sağlıklı hale geri gelebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Yapacağınız tek şey karar verip harekete geçmek. Bekledikçe kaybeden, harekete geçtikçe kazanan olacaksın.